Yüksek seçim kurulunca 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin seçmen için 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kuruları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta sona erecek. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanlar 14 Mayıs'a kadar gümrük kapılarında oy verebilecek. Bu seçmenler için gümrüklerde 4671 gümrük sandık kurulu kuruldu. 46 gümrük kapısında 24 saat oy verme işlemi devam edecek. Oyların Türkiye'ye götürülmesi için Türk Hava Yollarından 3 uçak kiralanacak. Kiralanan uçakların kalkış yeri İstanbul Havalimanı olacak. Uçaklar Türk Hava Yolları ve Dışişleri Bakanlığı'nın görüşüyle belirlenecek olan güzergahı izleyecek. Uçakta oy torbalarının taşınması, refakat, sandık saklama ve ulaştırma kurullarından oy torbalarını teslim alıp uçağa yüklenmesine nezaret ve oy torbalarını yurt dışı ilçe seçim kuruluna Ankara'da teslim etmekte görevli oy torbaları nakil komisyonu yer alacak. Uçakta Dışişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilecek olan bir diplomatik kurye ve yanında yeteri kadar personel ile YSK tarafından görevlendirilecek olan personel de bulunacak. Oy torbaları, nakil komisyonu başkanlığı üyeleri, diplomatik kurye ve diğer personel kiralanan uçağa İstanbul Havalimanı'nda binecek. Uçaklar Berlin, Kopenhag, Stockholm, Londra, Köln, Münih ve Lyon'da belirlenen noktalara inecek. İhtiyaç halinde sefer sayısı, belirlenen iniş noktaları ve güzergahlarda değişiklikler yapılabilecek. Seçim heyecanının yaşandığı şu günlerde Berlin'de üzücü bir olay yaşandı. Berlin'de bulunan Cumhuriyet Halk Partisi'nin tanıtım aracına saldıran bir grup kişi araca zarar vererek araç üzerindeki afişlerin üzerine küfürler yazdı. Cumhuriyet Halk Partisi Berlin temsilciliği bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Berlin'de araçlarımıza ağza alınmayacak şeyler yazanlar şunu iyi bilsinler ki bizi tam demokrasi ve hukuk devleti sevdamızdan vazgeçiremeyeceklerdir. Avrupa Birliği ülkelerinde teorik ve pratik ehliyet sınavının daha kolay yapılabileceği açıklanırken Almanya'da uygulanacak olan yeni düzenlemelerle ehliyet sınavlarının zorlaşacağı düşünülüyor. Almanya'da bu yıldan itibaren araba kullanabilmek için önce teorik sınavın geçilmesi gerekecek. Ayrıca pratik sınavın gelecekte en azından kısmen simülatörlerde yapılması öneriliyor. Birçok trafik güvenliği uzmanının tavsiyesi doğrultusunda yeni ehliyet sahibi olanlar bir sene sonra zorunlu bir yenileme kursu almak zorunda kalacak. Bunun kaza sayısını azaltmaya yardımcı olması amaçlanıyor. Yaşlı sürücüler için de değişiklikler yapılması planlanıyor. Buna göre 70 yaşından büyük kişilerin zorunlu olarak sürüşe uygunluk testlerini geçmeleri gerekiyor. Ancak Baden-Württemberg'de bu yasa tasarısına karşı çıkılıyor da Kuzeyren Vesvalya Eyalet Meclisi SPD grubu 29 Mayıs 1993'te Solingen kentinde yaşanan ırkçı saldırı sonrası hayatını kaybeden genç ailesini anma programı düzenledi. 200'ü aşkın kişinin katılım sağladığı törende konuşan SPD Kuzeyren Vesvalya Meclis Grubu Başkanı yaşanan olayı ırkçı saldırı dalgasının en üzücü zirvesi olarak nitelendirdi. Almanya'da aşırı sağcı saldırıların hala devam ettiğinin altını çizen başkan, aşırı sağcılığa kararlılıkla karşı çıkmaya devam etmek için hatırlamak ve farkındalığı arttırmak her zamankinden daha önemli diye ekledi. Kuzeyren Vesvalya Milletvekili Joseph Neoman ise yaptığı konuşmada herkesin aşırı sağcılığın her türüne kararlılıkla karşı durmakla yükümlü olduğunu belirtirken bunu Sonulge'nin kurbanları Gürsün İnce, Hatice Genç, Gülistan Öztürk, Hülya Genç ve Sayıma Gence borçluyuz diye kaydetti. Neoman tüm vatandaşları aşırı sağcı söylem ve şiddete karşı birlikte durmaya çağırdı. Göç, sığınmacılar ve uyumdan sorumlu devlet bakanı da törene görüntülü olarak katılım sağlarken Almanya'da her yıl 20 bin aşırı sağcı suç işlendiğinin altını çizdi. Irkçılık ve aşırı sağcılık barış içinde bir arada yaşam için en büyük tehlike olmaya devam ediyor diye ekledi. Devlet bakanı Solingen katliamının üzerinden 30 yıl geçmiş olsa bile unutulmaması gerektiğini vurguladı. Almanya'nın Kuzeyren Vesvalya eyaletindeki Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te genç ailesinin evleri kurnaklanmış saldırıda Gülsün İnce, Hatice Genç, Gülistan Öztürk, Hülya Genç, Sayime Genç hayatını kaybetmişti. Yakalanan failler Markus Gartman, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz hapis cezalarını çektikten sonra serbest bırakıldı. Kimlikleri gizli tutulan failler yaşamlarını Almanya'da sürdürüyor. Ifo Başkanı Gabriel Felmermaier, Nisan ayında enflasyonda yaşanan sürpriz yükselişin muhtemelen tüm yıl için enflasyon oranına da yansıyacağını düşünüyor. Kısa süre önce Ifo tarafından öngörülen %7'lik fiyat artışı muhtemelen aşılacak. Felmermaier başta Almanya olmak üzere diğer Avro ülkeleriyle aradaki fiyat farkının artmaması için politikacıları hızlı bir şekilde önlem almaya çağırıyor. Felbermayr çünkü bu Avusturya'nın rekabet gücünü azaltacaktır dedi. ORF'nin Zip 2 haber programına konuşan Felber Mayer Avro bölgesi ile aramızdaki nispeten büyük ve ne yazık ki giderek büyüyen enflasyon farkını kapatmak için kesinlikle birçok önlemi devreye sokmamız gerekiyor dedi. Avro bölgesi ile aramızdaki farkın bu kadar büyük olması bizi düşünmeye sevk etmeli. Politikacılar şimdi KDV indirimleri veya fiyat frenleri de dahil olmak üzere tüm olası müdahaleleri düşünmelidir. Her şeyden önce kira freni bir fırsat olacaktı. Felmer May kamu sektörü tarafından düzenlenen fiyatların muhtemelen enflasyon kadar yükselmesi gerekmeyeceğini söylüyor. Gıdada KDV'yi düşürmeden önce en önemli gıda maddelerinin fiyatlarının yayınlanmasının bu ürünlerin daha ucuza sunulmasını sağlayıp sağlamayacağı denenmeli tavsiyesinde bulundu. Federal Şansölye Hammer çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında birçok kolun zaten çevrildiğini ve diğer önlemlerin yanı sıra soğuk ilerlemenin kaldırıldığını söyledi. Ekonomi araştırmacıları ile birlikte yeni yaklaşımlar değerlendirilecek. Bu ülkede enflasyon çok ısrarcı. Turizm ve hizmetler de büyük bir rol oynuyor. Bunun doğru değerlendirilmesi gerekiyor. Her halükarda hükümet önümüzdeki haftalarda enflasyonla çok yoğun bir şekilde ilgilenmeye devam edecektir dedi. Salı günü SPÖ'den eleştiri ve olası tedbir önerileri geldi. Avusturya Sendikalar Federasyonu Başkanı, sosyal ortakların sadece bir defaya mahsus ödemelerle yetinmeyip konut, enerji ve gıda alanlarında enflasyonu frenleyecek önlemler alınması talebinde altıfta bulundu. Katziyan, gıdada KDV'nin geçici olarak azaltılması ya da kaldırılmasını, enflasyonla mücadele komisyonu kurulmasını ve fiyat veri tabanının değerlendirilmesini önerdi. Almanya'da online dolandırıcılıklar son dönemlerde artmaya devam ediyor. Son olarak IBAN dolandırıcılığı gündeme düştü. Dolandırıcıların sahte reklamlarla vatandaşların banka hesaplarını boşaltmaya çalıştıkları öğrenildi. Buna göre dolandırıcıların vatandaşları sözde yüksek faizli birikim hesaplarıyla ağına düşürmeye çalıştığı tespit edildi. Faiz oranlarının aşırı olmamakla birlikte diğer güvenilir şirketlere göre daha yüksek gösterildiği ve sahte başvuru formları ile vatandaşların sözde partner bankalara yönlendirildiği ortaya çıktı. Başvuruda bulunan kişilerin planladığı miktarı daha sonra bu bankalarda oluşturduğu yeni hesaplara aktarmaları talep ediliyor. Buradaki söz konusu bankalar yurt dışında dolandırıcıların adına açılmış olarak bekliyor. Mağdurlar iki hesabı açtığını zannederken paralarını direkt olarak dolandırıcıların hesabına yatırıyor. Sahte siteler orijinalini aratmayacak şekilde tasarlanıyor. Buna göre sahteliği vatandaşlar tarafından çoğu zaman fark edilmiyor. Bu durumda uzmanlar özellikle yüksek faizli kampanyaların vatandaşlarda şüphe uyandırması gerektiğinin altını çiziyor. Ayrıca müthiş faiz, %100 güvenli gibi ifadelerin yer aldığı reklamların da çoğu zaman sahte internet sitelerinde yer aldığını vurguluyor. Almanya'da ırkçı saldırılar hız kesmiyor. Son olarak Almanya'nın Dessau Roslau kentinde ırkçı kişiler iki başörtülü Müslüman kıza saldırdı. Savcılıktan yapılan açıklamada genç kızların yapılan saldırıda hafif yaralandığı aktarıldı. Başörtülerin çekiştirilmesiyle birlikte 14 ve 15 yaşlarında olan kızların yere sürüklendiği kaydedildi. Irkçı kişilerin genç kızlara arkadan saldırdığı ve daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştığı ifade edildi. Savcılık saldırının ıkçı motifli olduğu tahmininde bulunurken olayla ilgili şahitlerin arandığı aktarıldı. Saldırganların arkasında beyaz bir yazının olduğu kapşonlu siyah kazakların olduğu belirtildi. Ayrıca koyu renkli eşofman altı ve spor ayakkabının da olduğu gelen bilgiler arasında. Almanya'da geçtiğimiz yıl Müslüman ve camilere 569 saldırı düzenlendi. Bu saldırılar ağırlıklı olarak aşırı sağcılar tarafından gerçekleştirildi. İşlenen suçlar arasında internet üzerinden kışkırtma, tehdit mektupları, şahsi saldırılar ve mal tahribatı yer alıyor. Saldırılarda 25 kişi yaralandı ve sadece bir fail tutuklandı. Fenerbahçe eski yöneticisi ve Saran Holding yönetim kurulu başkanı Saadettin Saran, Hollanda Horeca Bond ve Edersal Grup işbirliği ile düzenlenen ve Türkiye Cumhuriyeti Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal'ın da katıldığı girişimcilik ve yatırım konulu seminerde genç yatırımcılara yaşamından kesitler anlatarak tavsiyelerde bulundu. Hollanda'nın Bosch şehrinde Edelstal Grup'un genel merkezinde düzenlenen seminere Horeca Bond Nederland üyeleriyle Edelstal Grup çalışanları ile birlikte iş insanları ve STK temsilcileri katıldı. Edelstal Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları'nın sunuculuğunu yaptığı seminer programında ilk konuşmacı olarak Horeca Bond Başkanı Tarık Saki Horeca Bond Nederland hakkında bilgi verdi. Saki bu tür buluşmaların ve seminerlerin girişimci ve yatırımcıların ufkunu açtığını söyledi. Daha sonra kürsüye davet edilen Türkiye Cumhuriyeti Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal Hollanda Türkiye ilişkilerinin 400 değil 500 yıllık bir geçmiş olduğunu, resmi ilişkilerden önce ticari olarak başlayan alışverişin dostluğun sürdüğünü söyledi. Bugün gelinen noktada karşılıklı ticaret hacminin 15 milyar euro olduğunu ifade eden Ünal, Hollandalı Türklerin bu ilişkilerde payının büyük olduğunu vurguladı. Son olarak kürsüye davet edilen Fenerbahçe eski yöneticisi ve Saran Holding yönetim kurulu başkanı Saadettin Saran, çok zor bir öğrencilik dönemi geçirdiğini ve devlet memuru olan bir babanın oğlu olarak geldiği dünyada yaşam öyküsünü, çektiği sıkıntıları ve iş dünyasına adım attığı günden bugüne kadar olan yaşadıklarını anlattı. Burslu olarak Amerika'da eğitim hayatını yaşadığını ve çok zor bir dönem geçirdiğini anlatan Saral, bursunu kaybetmemek için insanüstü bir gayretle eksi 10 derece soğukta nasıl okula ve antrenmana gidip geldiğini anlattı. Bugün 40 şirket 4000 çalışanla Saran Holding'in dününü ve hedeflerini yaşadığı evleri anlatan Saran'ın konuşması sık sık davetliler tarafından alkışlanarak kesildi. Bir kez yapılan hata hata değildir. Tekrarlanırsa hatadır. Bir çocuğu başarılı yapan anne babanın verdikleri değil vermedikleridir. Bir insan nasıl yaşadığıyla değil neler yaptığıyla iz bırakır. Düştüğünde değil pes ettiğinde kaybedersin diyen Saran Boş beyinler şeytanın oyun alanıdır. O yüzden gençlerimiz ne olursa olsun işlerinde inat ve ısrarlı olmalılar dedi. Konuşma sonrası yapılan soru-cevap kısmında da Fenerbahçe başkanlığıyla siyasete girip girmeyeceği konusundaki yoğun soruları geçiştiren Saran, şu anki siyasiler bundan sonraki dönemlerde belki de olmayacaklar. İşte o zaman düşünebilirim dedi. Avrupa ülkelerinde son yıllarda ele geçirilen uyuşturucunun miktarı artsa da kullanımındaki çoğalma alarm verici seviyede devam ediyor. Avrupa'nın özellikle büyük şehirlerinde uyuşturucu kullanan kişilere rastlama ihtimali her geçen gün artıyor. Örneğin Avrupa Birliği'nin kalbi sayılan Belçika'nın başkenti Brüksel'deki merkezi bazı metro istasyonlarında, kuzey tren istasyonu yakınlarında veya belli semtlerdeki sokaklarda gece veya gündüz fark etmeden uyuşturucu kullanan kişiler görülüyor. Özellikle belli noktalarda yoğunlaşan madde bağımlıları yanlarından geçenleri aldırış etmeden uyuşturucu kullanıyor. Paris'teki 18. bölgedeki Porte de la Chapelle, Köln'deki tarihi katedral ve merkez tren istasyonunun etrafı ya da Berlin'in Kreuzberg semtindeki Görlitz Parkı'nın çevresinde uyuşturucu müptelaları ve tacirleri göze çarpıyor. Amsterdam ve Londra gibi birçok büyük Avrupa kentinin merkezi semtlerinde de benzer görüntülere çok sık rastlanıyor. Uyuşturucu bağımlıları genellikle metro istasyonlarının girişleri, terk edilmiş binalar, parklar, ATM cihazlarının bulunduğu odalar ve hatta sokak ortasında madde kullanıyor veya vücutlarına enjekte ediyor. Bu görüntüler birçok kişi tarafından ürkütücü bulunuyor. Avrupa Kuzey Amerika ile yasa dışı uyuşturucu ticaretinde en büyük pazarı oluşturuyor. Uyuşturucu tacirleri insanları zehirleyen bu maddeleri Latin Amerika'dan getirerek Başta Belçika'nın Anvers limanı ve Hollanda'nın Rotterdam limanı olmak üzere birçok yolla kıtaya sokuyor ve çeteler bunları dağıtıyor. Covid-19 salgını nedeniyle 2020'de çok ciddi şekilde azalan tüketim 2021'den itibaren artmaya devam ediyor. Bu durum güvenlik güçlerinin ele geçirdiği uyuşturucu miktarlarına da yansıyor. Örneğin 2022'de Belçika'da 110 ton kokain ele geçirildi. Bu miktar 2021'e göre ele geçirilen kokainin %23 arttığını gösteriyor.